Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Allah'ın rahmeti, meleklerin istiğfarı, müminlerin duası, dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Salat ve selam, her türlü ihtiram, kainatın efendisi, miracın sahibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, âline, ashabına ve haşrın sabahına kadar gelecek mümin ve müminatın üzerine olsun. Davamız Kudüs, sevdamız Kudüs, sedamız Kudüs, aşkımız Kudüs, aklımız Kudüs, kalbimiz Kudüs ve yine tekraren rotamız, rüzgarımız ve ruhumuz Kudüs. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bineklerinizi 3 mescit için hareket ettirin buyurdular. Bunlardan bir tanesi Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Kur'an'ın ifadesiyle uzaktaki mescit ve bugün kanayan yaramız, ümmetin üzerindeki en büyük emanet Mescid-i Aksa. Kabe'ye uzaklığından dolayı kendisine Mescid-i Aksa denilmiş, uzaktaki mescit. Yeryüzünün 3 önemli mabedi. Onun haricinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok kıymetli 3 şehirden Mekke, Medine ve Kudüs. Mekke'de Mescid-i Haram, 1'e 100 bin Allah veriyor sevabını. Medine'de sınırlarını Efendimizin çizdiği Mescid-i Nebevi, 1'e 1000, 1'e 2000 Allah sevap veriyor. Kabe, Adem aleyhisselam tarafından temelleri atıldıktan 40 sene sonra Mescid-i Aksa'nın da temelleri atılıyor. Allah'ın etrafını mübarek kıldığım dediği yer 144 dönüm. Mescid-i Aksa, orada bizim için en önemli, en kıymetli, en şerefli, 1'e 500 sevabın verildiği bir alan, bir mevki. 3 önemli dağdan bahsetti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mekke'de Hira, Medine'de Uhud, Kudüs'te Zeytin Dağı. Mekke'de Hira bize vahyi anlatır. Kur'an'ın ışığında yürümemiz gerektiğini ifade eder. Medine-i Münevvere'de Uhud, Cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu, Uhud bir dağdır, o dağ bizi sever, biz de o dağı severiz. Uhud cebelun min cibelil cenneh, çünkü Uhud cennet dağlarından bir dağdır buyurarak sünneti ifade eder, peygamberin yolunu bize öğretir ve anlatır. Zeytin Dağı'ndan bahseder. Kur'an da bu hakikate işaret eder. Estaizu billah. Vettini ve zeytun ve turisinin ve hâzel beledil emin. Allah-u Teala Zeytin Dağı'na yemin eder. Zeytine yemin eder. O işaret edilir ki Zeytin Dağı'dır. Bu da 3. dağımız Zeytin Dağı bize cihadı işaret eder. Yani yolumuz Kur'an, yolumuz sünnet, yolumuz kıyamete kadar cihattır inşallah. Her yerde cihat bitecek ama Kudüs'ün eteklerinde kıyamete kadar cihat bitmeyecek dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Allah Kabe'ye, Mekke'ye beledi emin dedi. Emniyetli, güvenilir belde dedi. Kudüs'ü anlatırken, Mescid-i Aksa'yı ifade ederken beled ifadesini kullandı. Sadece bir mekan, bir şehir olarak ifade etti.
Bu da şunu gösteriyor ki her yerde cihat bitecek ama Kudüs'ün eteklerinde kıyamete kadar cihat asla bitmeyecek. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh soruyor. Ya Resulallah, yeryüzünün ilk mescidi neresi? Kabe. İkinci mescidi, Mescid-i Aksa buyuruyor. Aralarında ne kadar var ya Resulallah? 40 sene diyor. Bu bizim bildiğimiz 40 sene mi? Yoksa farklı bir şekilde mi? Allahu Alem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlarca hadis-i şerifin arasından en son nikahladığı eşi Hazreti Meymune'nin muhteşem bir rivayeti var. Soruyor kainatın efendisine, ya Resulallah, bize Mescid-i Aksa hakkında ne buyurursunuz? Allah'ın Resulü diyor ki aleyhissalatu vesselam, ey Meymune, sizden kimin gücü yeterse gitsin, Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılsın. Diyor ki ya Resulallah, eğer bizim Mescid-i Aksa'ya gitmeye gücümüz yetmezse, gidemezsek, o zaman buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, ey Meymune, kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin. Mescid-i Aksa'ya biz defaten gidip gelen bir kardeşinizim. Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve civarında onlarca yaşını epeyce almış zeytin ağaçları gördüm. Dedim ki acaba Resulullah aleyhissalatu vesselam bu kadar zeytin ağacının olduğu yere, zeytinin olduğu yere illa zeytinyağı da olacak. Ama buna rağmen ümmete seslendi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Gidemezseniz, iki rekat namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin derken ümmete diyordu ki, ey ümmeti Muhammed, eteklerinde cihadın bitmeyeceği Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı asla terk etmeyin, cihada devam edin ve oranın kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin derken elinizi hiçbir zaman Aksa'dan çekmeyin dedi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ümmetin eli her zaman, ümmetin göz bebeği olan Mekke bizim kalbimizdir, Medine bizim aklımızdır ama Kudüs bizim göz bebeğimizdir. Gözümüze zarar değerse biz hakikati göremeyiz. O zaman ne Kabe'nin, ne namazın, ne vahyin hakikati kalır. O halde gözümüze değecek kurşunlara, gözümüze değecek bütün çibanlara karşı ümmeti Muhammed olarak elimizi bir kez daha, ruhumuzu bir kez daha, bedenimizi bir kez daha Mescid-i Aksa'dan çekmemeye and içiyoruz Allah'ın izniyle. Yeminimiz büyük çünkü davamız Kudüs. Emanetimiz büyük çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu şerefli yükü bu şerefli ümmetin eline verdi. Ve ben bu cümleler arasında Siyonist İsrail'e şu anda bir gönderme yapmak istiyorum. Diyorum ki ey Siyonist İsrail, ey çocuk katili teröristler, ey 1948'den bugüne adım adım işgale devam eden Siyonist İsrail, 13 asırdır zelildin, hakirdin ve yine zelil ve hakir olmaya devam edeceksin inşallah. Kudüs-ü Şerif, Kur'an-ı Azimuşşan'da geçen 28, üçü ihtilaflı, Üzeyr, Lukman ve Zülkarneyn, 25 tanesi kesin olmakla beraber, Allah 15 peygamberi sadece ismi geçen o bölgeye göndermiştir. Zekeriya'nın mihrabını, İsa aleyhisselamın beşiğini, Meryem'in sancısını, o kutsal ruh olan İsa aleyhisselamın Mesih'in kıyamete yakın gelip imamlık yapacağı Mescid-i Aksa'yı, Davud'un başlattığı, Süleyman aleyhisselamın tamamladığı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onlarca peygamberin ruhaniyetinin toplanıp onlara namaz kıldırdığı ve Mirac'ın diyarı olan o Mescid-i Aksa, o mukaddes toprak Siyonist İsrail'e mezar olacaktır Allah'ın izniyle.
Çünkü Filistin'in değildir sadece başkenti Kudüs. İslam'ın başkentidir Kudüs. Hazreti Ömer radıyallahu an Kudüs'e geldiği zamanda, anahtarlarını almaya geldiği zamanda bir söz söyledi. Bugün o sözü yüreğinize kandil yapın. Evlerinize tablo olarak asın. Hazreti Ömer radıyallahu an dedi ki, Kudüs eşittir Mekke'dir Allah'ın izniyle. Mekke neyse Kudüs odur. Kudüs neyse Mekke odur. İşte bizim için Kudüs Allah'ın emanetidir. Barakna havlehu. Onun etrafını Allah mübarek kılmıştır. Orada peygamberlerin adımları vardır. Orada peygamberlerin gözyaşları vardır. Orada sahibül miraç Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, yeryüzünün en kutlu mekanı Ümmül Kura'da doğduğu şehirde miraç ettirilmemiştir. Bir gecenin yarısında Allah peygamberini alarak estaizu billah. Subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram. Leylem minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadakallahul azim. Gecenin yarısında kulu Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı Mekke-i Mükerreme'den Burak isimli binekle alıp o günün şartlarında bir aylık yol alan, Mescid-i Aksa'ya getiren ve orada miracı gerçekleştiren Allah Azze ve Celle neden acaba miracı Mekke'den yaptırmadı, Medine'den yaptırmadı da Kudüs-ü Şerif'e getirdi? Çünkü Kudüs bütün peygamberlerin durağıydı. Çünkü yerle gök arasında rahmet kapıları vardı. O kapıların hepsi kapalıydı. Sadece Kudüs'ün üzerinde açıktı. Göğe yükselmesi için kapıdan geçmesi gerekiyordu. İşte Kudüs'ün üzerinde rahmet kapısı vardır. Allah'ın rahmeti bugün veya yarın Kudüs semalarında tecelli edecektir inşallah. Allah'ın rahmeti gelecektir. Allah'ın yardımı gelecektir. Hani Kudüs'ün ara sokaklarında, Ramallah'ın ara sokaklarında, Batı Şeria'da gittiğinizde göreceksiniz. Sadece yaşayanlar esarette değilmiş. İbrahim aleyhisselamı esarette göreceksiniz. İshak aleyhisselamı esarette göreceksiniz. Yakup ve Yusuf aleyhisselamı esarette göreceksiniz. Sare annemizi, Meryem annemizi, Davud aleyhisselamı, Samuel aleyhisselamı esarette göreceksiniz. Kudüs'e vardığında, Kudüs'e gittiğinde göreceksin ki sadece yaşayan bir avuçlu nöbet bekleyen Filistin halkı değil ya Rabbi. Onların ve bizim de hepimizin de atası olan İbrahim aleyhisselamı esarette görecek, İshak'ı esarette göreceksiniz. İşte bu esareti hürriyete çevirmek için, Aksa'nın akan gözyaşlarını sevince çevirmek için, acılara bir nebze olsun ortak olabilme için her zaman ve her mekanda sofralarımız Suffe olacak, evlerimiz Kudüs olacak, caddelerimiz Kudüs olacak, sokaklarımız Kudüs olacak. Doğan çocuklarımıza Kudüs aşısı yaparak her bir kadın doğurduğu çocuğu Kudüs Meryem'i, Kudüs'ün adağı olarak adayacak ve hepimiz bir Kudüs fedaisi olacağız Allah'ın izniyle. Çünkü Kudüs bizi tanır, biz Kudüs'ü tanırız. Kudüs bizi sever, biz Kudüs'ü tanırız. Kudüs bizim vazgeçilmeyen en büyük emanetimiz.
Şimdi İsrail, Siyonist katiller, çocuk katilleri, bir avuç Filistinli'ye, Gazze'liye o mübarek toprakları mezar yapmak istiyorlar. Ama Allah Azze ve Celle ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah onların tuzağını, Mossad'ın da, Siyonistlerin de bütün tuzaklarını tersine çevirecek. Mezar yapmaya gittikleri Gazze, Siyonistlerin mezarı olacak Allah'ın izniyle. Kudüs onların mezarı olacak Allah'ın izniyle. Neden? Limâze nuhibbul aksa? Niçin diyoruz biz Aksa'yı seviyoruz? Kırılmışız, dökülmüşüz, parçalanmışız, hatta paramparça edilmişiz. Onun için bugün bu sabah ümmeti tevhide çağırıyoruz. Kudüs davasına çağırıyoruz. Çağırırken bu sesimiz, bu soluğumuz burada bitmesin istiyoruz. Gittiğimizde her ev Kudüs olsun. Gittiğimizde her cadde, her iş yeri, her gönül Kudüs olsun istiyoruz. Bugün ben burada bu sohbeti rahat bir şekilde yapabiliyorsam, Kudüs'ün eteklerinde, Mervan Mescidi'nin sol tarafında, merdivenlerden aşağı indiğinizde sayıları 20'yi geçmeyen kadınları, çocukları, ihtiyarları görürsünüz. Gece gündüz oranın ışıkları açıktır. Ellerinde Kur'an-ı Hakim vardır. Sorarsınız burada ne yapıyorsunuz? Biz ribat ediyoruz, nöbet bekliyoruz. Aksa'nın şerefini çiğnetmeyeceğiz diyorlar Allah'ın izniyle. O gün o nöbeti bekleyenler, bizler de buradan Aksa'ya selam diyoruz. Bizler de direnişe devam diyoruz Allah'ın izniyle. Çünkü bir zaman gelecek ki Kudüs hayrın merkezi olacak inşallah. Bir zaman gelecek ki Kudüs bereketin merkezi olacak inşallah. Bir zaman gelecek ki şimdi kulaklarını aç, çok iyice dinle ey İsrail Siyonist bebek katilleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la tekumus sa'ah, kıyamet kopmayacak. Yahudilerle Müslümanlar savaş etmedikçe, o gün Yahudi ve Müslüman savaşında galip olanlar, yenenler Müslümanlar olacak diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Gün o gündür kardeşlerim. Oyuna gelmeyiniz. Ne sol medyanın, ne sol yazarların, ne de davası Kudüs olmayanların. Çünkü bir cümle kullanmak istiyorum. Bugün Kudüs eşittir imandır. Eğer ortada bir mesele Kudüs'se o imani bir meseledir. İmanı olmayanın Kudüs meselesi yoktur. İmanı olmayanın Filistin davası yoktur. Sadece Filistinlilerin değildir Kudüs. Sadece Arapların değildir Mescid-i Aksa. Bunu bir Arap davası olarak görenler, bunu sadece Araplar halletsin diyenlere Allah Resulü aleyhissalatu vesselam la tekumus sa'ah, kıyamet kopmayacak ta ki Müslümanlar Yahudilerle savaşıncaya kadar. O gün kim kazanacak ya Resulallah? O gün Müslümanlar kazanacak buyuruyor. Şimdi Allah Resulü sesleniyor aleyhissalatu vesselam. Gazze'ye Araplar sahip çıksın diyen köşe yazarlarına, hiç gitmeden yorum yapanlara, yüreğinde Aksa olmayanlara, duasında Aksa olmayanlara, idealinde Aksa olmayanlara, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, ya Muslimu ya Abdallah, ey Müslümanlar, ey Allah'ın kulları, bir gün gelecek ki o bebek katilleri Gazze'ye filolarıyla gelip o gemilerle o çocukları vurup katleden o filonun komutanı kaçacak, bir ağacın arkasına gizlenecek, bir taşın arkasına gizlenecek. O havadan füzeleri atıp da Gazze'yi yerle bir etmek için bütün elinden gelen imkanı kullanan Siyonist İsrail'e, o filonun da, o pilotuna da, komutanına da yekulu şeceru evil heceru, ağaçlar dile gelecek, taşlar dile gelecek ve diyecekler ki ya Müslimu, ey Müslüman, hâzâ yahudiyyun halfi, benim arkamda Yahudi var, fetâl faktuluh, gel ve onu öldür diyecek Allah'ın izniyle. Gel ve onu öldür diyecek. Fetâl faktuluh,
gel ve onu öldür diyecek. Gün o gündür bekliyoruz ya Rabbi, konuştur ağaçlarını. Bekliyoruz ya Rabbi, konuştur taşlarını. Bekliyoruz ya Rabbi, hepimizin kanı da, hepimizin canı da Aksa için feda olsun ya Rabbi. Yol açsınlar yeter ki, imkan versinler yeter ki, desinler ki hadi yürüyün, hepimiz yürümeye hazırız. Davud Aleyhisselam gencecik bir delikanlıydı. Talut'un ordusundaydı. Sonra Talut'a damat oldu, Calut'u öldürdü. Ve Kudüs'e geldi. Mescid-i Aksa'nın temellerini attı Davud Aleyhisselam. Sonra o temeller üzerine Süleyman Aleyhisselam bu işi devam ettirdi. O gün Davud Aleyhisselam'ın elinde tank yoktu. O gün Davud Aleyhisselam'ın elinde tüfek yoktu. Kimyasala ait hiçbir şey yoktu. Davud Aleyhisselam'ın elinde bir sapan, bir de taş vardı. Sapana ve taşa baktı. Adeta bugün çocuğunu kucağına almış, biz görüntüde sırtını sıvazladığını zannettiğimiz ama çocuk çoktan şehit olmuş, belki 6 aylık. Onu uyutur gibi topluma görüntü veren baba, ya Rabbi evladımı Mescid-i Aksa için şehit verdim. Çünkü benim annem, çünkü benim Gazze'li annem, benim Kudüs'lü annem sandığını aç, o sandığın üzerinde doğacak bebeğine zıbınlık hazırlamamış, doğacak bebeğine kefen hazırlamış o anneler. Ne diyor biliyor musunuz her Kudüs'lü anne? Doğacak her çocuğumuz şehit olsun, Aksa için kanı aksın. Ve o anneler 6 çocuk doğurmaya aday olmuşlar. İkisi şehit olsun, ikisi alim olsun, ikisi ya Rabbi maşiyetimizi kazansın getirsin. Bir anne gördüm, Kudüs'ün eteklerinde Mescid-i Aksa'nın duvarına yaslanmış ağlıyordu diyor. Sordum ona niçin ağlıyorsun? Anne döndü bana dedi ki, evladım bunca sene geçmesine rağmen, yıllar yılları kovalamasına rağmen, hala bizim evimizden şehit çıkmadı da ona ağlıyorum diyor anneler. Evlerinden şehit çıkmadı diyen, ağlayan anneler var. Dün Saraçhane'de, Beyazıt'ta toplanan Müslümanlar, yürüyüş yapan Müslümanlar, slogan atan Müslümanlar, bugün Sümbül-i Sinan'ın eteklerinde Kudüs aşkına ruhunu ve bedenini feda etmeye hazır gelen bu Müslümanlar da aynı edayla, aynı sedayla yürüyorlar ve diyorlar ki, biz de kefenimizi aldık, biz de yola çıktık. Abdülhamit'ten sonra yalnız bırakılan Kudüs'e yeniden Ayasofya'nın zincirlerini kıran bu yiğitler yola düştüler, geliyorlar, Allahu Ekber diyorlar. Ve bu tekbirler Tel Aviv'in sokaklarında yankı buluncaya kadar, New York'un sokaklarında yankı buluncaya kadar, Paris'in sokaklarında yankı buluncaya kadar kutlu yürüyüşümüz, kutlu davamız ve tekbirimiz devam edecektir Allah'ın izniyle. Hepimiz bir Kudüs fedaisiyiz. Ve sonra o anneler bir zikrin gölgesine sığındılar. La havle ve la kuvve illa billahil aliyil azim. Sonra bize sabır düştü dediler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Sen vekilimizsin ya Rabbi. Hani Şeyh Ahmet Yasin ümmetin suskunluğunu Allah'a şikayet ediyordu ya. Yarın mahşer gününde kefeni sandığın içinde çocuk gelip de Rabbimize ya Rab, bu ümmet bizi yalnız bıraktı Allah'ım. Bizi terk etti Allah'ım. Üzerimize bombalar yağarken onlar hala Siyonist İsrail'in adına konuştular. Davasına kalem kullandılar, kağıt kullandılar ama birileri de vardı ki dizleri üzerine dakikalarca oturup Mescid-i Aksa'yı dinledikten sonra artık gündemimizde, günümüzde, ruhumuzda Mescid-i Aksa dediler. Onları şikayet ederken onları da sana arz ediyorum. Bize yardım için el uzatan o bir avuç Türkiye'den ve dünyanın neresinden olursa olsun harekete geçen Müslümanlara bize yardımcı olarak gönder ya Rabbi diyorlar.
Şu an sokaklarda meta nasrullah. Allah ne zaman yardım edecek? Gazzeli anne, Huzeyfe nerede diyor, oğlunu kaybetmiş, haberi yok. Baba evladını vermiş orada, la havle ve la kuvvete illa billah diyor. Anneler hasbunallahu ve ni'mel vekil, ya Rabbi kime gidelim? Ya Rabbi kime sığınalım? Ya Rabbi dünya bize kapısını kapattı Allah'ım. Firavunlar, Nemrutlar hala hayatta bize kapılarını kapattılar Allah'ım. Geçiş konvoylarımızı bize vuruyorlar Allah'ım. Hastanelerimizi vuruyorlar. Çocuklarımızı vuruyorlar. Kadınlarımızı vuruyorlar. Ekili arazilerimizi tarumar ediyorlar. Sahibimiz sensin ya Rabbi diyen bir avuç Gazze'li, bir avuç Filistinli'yi Bedir gününde nasıl peygamberine melekleriyle imdad ettiysen, şimdi sana yalvarıyoruz. Görünmeyen ordularını gönder Gazze'ye Allah'ım. Görünmeyen ordularını gönder Kudüs'ün sokaklarına Allah'ım. Bu iş bu sene bitsin Allah'ım. Bu iş bu akşam bitsin Allah'ım. Bugün bitsin ya Rabbi bu iş. Sen gönder Allah'ım. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ruhunu Enes bin Nadra'dan alanlar, ruhunu Amir bin Cemuh'dan alanlar. Amir bin Cemuh Resulullah'a geldi. Ayağı sakat bir sahabi ya Resulallah dedi. Ben Uhud'a gelmek istiyorum. Ben şehit olmak istiyorum Uhud'da. Allah'ın Resulü tamam dedi. Ama 5 tane oğlu önüne çıkmıştı. Baba ayağın sakat gidemezsin diyorlardı. Peygamber'e engel olursun. Resulullah gözlerine baktı, şehadet isteyen şu adamın elinden tuttu. Gel ya Abdallah, gel ey Allah'ın kulu. Vallahi senin cennetteki ayak takunya seslerini işitiyorum. Vallahi senin cennetteki ayak takunya seslerini işitiyorum. Dedi ve Amir bin Cemuh'u da yürüdü. Enes bin Nadr'ı gördüm diyor Sa'd ibn-i Muaz. Benim yakamdan tuttu, dedi ki Bedir'de bulamadığım ama Uhud'da arayacağım şehadeti göreceksin. İnsanlar beni konuşacak, destan yazacaklar. Enes bin Nadır ne büyük bir kahramanlık vermiş. Uhud'da Enes bin Nadır şehit olduğunda paramparça edilmişti. Kız kardeşi gelince onu ayağındaki bir yaradan tanımış. Bu kardeşim Enes bin Nadır'dır demişti. Şimdi Gazze'nin sokaklarında annenin karnındaki cenin olan yavrular bile paramparça oldu ya Rabbi. Yürek dayanmıyor Allah'ım. Şimdi ümmet olarak bekliyoruz. Bize yol açılsın, hepimiz gideceğiz. Ama ağaç dile gelecek. Ama taş dile gelecek. Ve diyecek ki هَذَا يَهُودِيُنْ خَلْف۪ي Benim arkamda Yahudi var. فَتَعَالْ فَقْتُلُوهُ Ey Müslüman, gel ve onu öldür. O gün Müslümanlara seslenecek dağ taş. Allah'ım bizi o Müslümanlardan eyle ya Rabbi. O Müslümanlardan olalım da ruhumuz Mescid-i Aksa için feda olsun ya Rabbi. Şimdi 5 isim vereceğim size. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bineklerinizi orası için hareket ettirin. Çünkü orası 3 mescitten bir tanesidir. Çünkü orası ibadet maksadıyla gidilmesi gereken, ümmetin elini hiçbir zaman çekmemesi gereken bir yerdir. Ora bütün peygamberlerin durağıdır. Şimdi İsrail, şimdi o İsrail, Siyonist, Yahudi, o bebek katilleri duysunlar ki, Kur'an-ı Azimuşşan onlar hakkında şöyle bir hakikati söylüyor. Yakup ve Yusuf, Musa ve Harun, Zekeriya ve Yahya, Meryem ve İsa ve onlarca peygamber size lanet okudular. Öyleyse Allah'ın laneti, meleklerin laneti, kıyamete kadar gelecek müminlerin laneti senin üzerine olsun ey Yahudi milleti. Allah'ım ya Muntakim, ya Kahhar ismin şerifinle Kudüs, Gazze semalarında tecelli eyle ya Rabbi diyoruz. Bir sayfayı geriye döndürürsek onlarca peygamberin hatıralarıyla karşılaşırız. Ama işi Hazreti Ömer'den alacak olursak, Hazreti Ömer radıyallahu anh Ubeyde bin Cerrah'ı 4000 sahabeyle beraber yola vurdu. Gideceksin Kudüs'ü fethedeceksin demişti. Ubeyde bin Cerrah geldiği zaman da Kudüs'e fethettikten sonra papazlar dediler ki biz bu Kudüs'ün anahtarlarını Medine'nin halifesine vermek isteriz.
O zaman Medine'ye haber gönderdiler. Hazreti Ömer istişarelere başladı. Oradan birisi ayağa kalktı. Hazreti Ali bin Ebi Talip, ey Ömer dedi. Madem ki anahtarları sana vermek istiyorlar, git dedi, sen de anahtarları al. Hazreti Ömer bir kez daha Ali'ye baktı, dedi ki, Allah Ali ile Ömer'i kuvvetlendirdi dedi. Ali'nin sözü olmasaydı Ömer perişan olurdu. Bir hizmetçisiyle beraber yola çıktı. Devesi veya atının üzerinde Filistin topraklarına geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh şehre girerken deveye sırayla biniyorlar. Bir hizmetçisi, bir kendisi. Sıra hizmetçiye gelmişti. Tam Kudüs'e gireceklerdi ki insanlar onları karşılamak için yola çıkmışlardı. Devenin üzerindeki hizmetkar diyordu ki, Ömer Allah aşkına gel deveye bin. Ben ineyim, yularından tutayım. Hazreti Ömer, hayır, sıra senindir diyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh girmişti Kudüs'e. Mendiller devenin üzerine sallanırken o yuları tutanı işaret ediyordu. Hâzâ emîral mu'minîn. Müminlerin emiri budur diyordu. Hazreti Ömer Kıyamet Kilisesi'ne geldi. Kıyamet Kilisesi bir nebze, bir manada İsa Aleyhisselam'ın dünyaya teşrif ettiği rivayet edilen, Hristiyanlarca kutsal sayılan bir mekan. Anahtarları Müslümanların elinde. Rabbim kıyamete kadar bu anahtarı İslam'ın eline nasip eylesin. Amin. Yeryüzünde kim Kudüs'e hakim olmuşsa o yeryüzünün hakimi olmuştur. Kimin elinden Kudüs gitmişse o zelil ve hakir olmuştur. Kudüs yeryüzünün anahtarıdır. Rabbim onu Müslümanların eline tamamen teslim eylesin inşallah. Amin. Kudüs şifredir. Kudüs hafızadır. Bugün Siyonist Yahudi bu hafızayı bizden silmek istiyor. Ama biz bütün yüreklere, bütün hafızalara Kudüs diyeceğiz inşallah. Mescid-i Aksa diyeceğiz. Hazreti Ömer, namaz vakti gelmiştir. Namazını kılmak için yer ararken papazlar sormuşlar. Ömer, gel bizim mabedimizde kıl. Hazreti Ömer tercih etmemiş. Dışarıda bir tepenin üzerinde tercih etmiş. Neden demişler, üzülmüşler. Ömer'in muhteşem bir cevabı var. Diyor ki radıyallahu anh Ömer, vallahi diyor, benden sonra gelenler burada Ömer namaz kıldı diye kilisenizi yıkarlar diye korktum diyor. Kilisenizi yıkmasınlar diye namazımı dışarıda kılmayı tercih ettim. Ama onlar mabetlerimize saldırdılar. Onlar kutsallarımıza saldırdılar. Müslümanın gösterdiği fedakarlığı, Müslümanın gösterdiği nezaketi gösteremediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, dünyada yok ki adalet yok. Fırat'ın kenarında bir kuzunun başına bir kurt gelse, dadansa, o kuzuyu parçalasa, Allah bunun hesabını Ömer'den sorar diyordu. Şu anda dünyada adil yöneticiler olmadığı için, adaletli yöneticiler Ömer'ler olmadığı için, Kudüs felaketi, acıyı, Gazze ablukayı ve bu şekilde acı tablolarıyla bizim önümüze çıkıyor. Ya Rabbi, sana yalvarıyoruz. İçimizden yeni adil bir Ömer gönder ya Rabbi. O yeniden Kudüs'ü fethetsin Allah'ım. Sonra Ömer vali tayin etti. Ubade bin Sabit radıyallahu anh'ı tayin etti. Medine'nin, Kudüs'ün ilk valisidir. Ubade bin Sabit radıyallahu anh ashab-ı Suffa'dandı. Kur'an'ı en iyi bilenlerdendi. Efendimiz Medine'de ölmeye gücü yeten Medine'de ölsün derken neden Medine'yi terk etti? Neden Kudüs'e geldi biliyor musunuz? Bugün gidiyorsunuz Mescid-i Aksa'nın kapısından içeri girerken sol cenahta Babur Rahme'de sırtını duvara yaslamış iki tane büyük sahabe görürsünüz. Biri Ubade bin Samit, diğeri Şaddad bin Evs. İkisi de oranın kadılığını, valiliğini yapmış. Onlar bugün ruhumuzu da bedenimizi de Aksa'ya bıraktık. Nöbete devam ediyoruz demektedirler. Nöbete ruh ve beden bırakarak devam eden iki büyük sahabe sizi selamlıyor Mescid-i Aksa'ya girerken. Sonra zaman geldi. Haçlılar hakimdi. Kaç sene aradan geçti. Halep'in sokaklarında bir minberin sesi, bir minberin soluğu, bir minberin hikayesi anlatıldı. Hikayeyi anlatanlar, dinleyenler heyecanlıydı. Babasıyla beraber girmişti Akif'in diliyle Şark'ın en sevgili sultanı. Selahaddin Eyyubi 9 yaşında girdi dükkandan içeri. O muhteşem minberi görünce hayret etti. Bu mu o dillere destan olan minber? Evet dedi marangoz.
Ne için Kudüs için, ne için Mescid-i Aksa için, ama işgal altında dedi marangoza. Marangoz döndü dedi ki, Zekeriya Aleyhisselam'ın meslektaşı, ben de biliyorum Mescid-i Aksa esarette, ben de biliyorum Kudüs esarette, ben marangozum, üzerime düşeni yaptım, elimden gelen Mescid-i Aksa'ya minber yapmaktı. İçinizden biri de çıksın, orayı fethetsin ve bu minberde hutbe okutsun diyordu. Devam, devam diyordu Selahaddin Eyyubi. O minbere takılmamıştı. Ne rengine ne ahşabına o Kudüs'ü fethetmek için niyet etmişti. Rivayet odur ki yaş 33, rivayet odur ki yaş 49. Selahaddin Eyyubi Kudüs sokaklarındadır. 8 sene fetih için zemin hazırlar, gülmez. Ona hocalar, o gün Kudüs'ün müftüleri gülün efendim hasret kaldık gülüşünüze derler. Mescid-i Aksa esaretteyken gülemem der. Şu anda nasıl uyuyoruz biz yataklarımızda? Şu anda nasıl yemeklerimizi yiyoruz, sularımızı yudumluyoruz? Gazze'nin şu anda elektriği yok. Gazze'nin şu anda suyu yok ya Rabbi. Şu anda Gazze'nin gazı yok ya Rabbi. Her yerden abluka altına alınmış, işgal edilmiş bir Gazze tablosu var önümüzde. Mısır'dan birkaç tane yiğit çıktı. O kapıyı kapatan zalim hükümete, zalim rejime karşı belki bizi de vururlar da kardeşlerimize ulaşamayız diye arabalarını çöllerin kıyısına terk edip sırtlarıyla güneşin altında su taşıyan Mısırlı ehli sünneti görüyorsun ya Rabbi. O sınıra kadar gidelim de dudakları kurumuş annelere, göğsünde süt kalmamış annelere, ağlayan yavrulara melhem olalım diye, kutlu yürüyüşe, kutlu kervana, kutlu davaya gönül verenleri görüyorsun ya Rabbi. Bir avuç Müslümanı Bedir'de hezimete uğratırsam sana kim ibadet edecek demişti de Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Şimdi yeniden Gazze'nin anneleri, babaları, ihtiyarları Kudüs'ün eteklerinde yalvarıyorlar. Bir avuç kaldık, nöbet bekliyoruz. Bizi helak edersen Aksa'yı kim koruyacak ya Rabbi? Aksa'yı kim koruyacak helak edersen ya Rabbi? İnanmayın yalan görüntülere, kulak vermeyin yalan haberlere. Bu harekat Selahaddin Eyyubi'nin harekatıdır. Bu harekat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beklenen harekatıdır. Bu harekat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ordularının harekatıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusunun harekatıdır. Selahaddin Eyyubi 8 sene sonra fethi ancak sabah namazlarınız cuma namazı gibi olursa Allah nasip edecek demişti. Sabah namazlarınız cuma namazı gibi olmadığı müddetçe Allah fetih nasip etmeyecek diyordu. Sonra fetih nasip olmuştu. O güne kadar Selahaddin-i Kürdi denilen Selahaddin-i Eyyubi olmuştu. Sonra İzzettin el-Kassam geldi. 1935 İngilizlerle yaptığı mücadelede 500 İngiliz askeri tarafından şehit edilmişti. O alim birisiydi, ilimle cihadı birleştirmişti. İlimsiz cihat, cihatsız ilim olmaz Müslümanlar. Sonra 1936, birisi dünyaya geldi, adı Şeyh Ahmet Yasin. 15 yaşında yüzme kursunda boynu üzerine düşerek bütün vücudu felç olmuştu. Ama öyle bir harekata imza attı ki, Şeyh Ahmet Yasin öyle bir davaya gönül verdi ki, o felçli haline, o sıkıntılı sürecine rağmen, yıllarca hapis yatmasına rağmen, süreçler yaşamasına rağmen, Filistin halkını, Gazze halkını harekata geçirmişti. Kendisi bir öğretmendi, iyi bir hatipti ve insanları Kudüs davası için harekete geçirmiş, felçli haliyle bu davaya gönül vermişti. Bizim her tarafımız tutuyor da ne oluyor şu anda? Her tarafımız şu anda zinde ama ne oluyor? O ümmetin halini kendi felçli haline benzetmişti. Benim bu halim ümmetin hali gibidir. Ümmet şu anda felçli durumda. Ya Rabbi ben bu ümmetin suskunluğunu
sana şikayet ediyorum demiş, vefatından bir sene önce duasını, mektubunu bize göndermişti. Ben bu duayı, bu mektubu size bugün emanet ediyorum. Gidince evde açıp okursunuz inşallah. Şu aciz, elini kaldıramayan ihtiyarın artık hitabette gücü de kalmadı ya Rabbi. Artık bedeninin gücü de bitti ya Rabbi. O İsrail katil, bebek katili İsrail teröristi, bakınız toptan, tüfekten, efendim başka bir şeyden korkmaz. Şeyh Ahmet Yasin'den korktuğu gibi. Çünkü Şeyh Ahmet Yasin imanın ortaya koymuştu. Eğer biz iman hakikatiyle yürürsek, Yahudinin korkulu rüyası olacağız inşallah. Onlar kapıları kapatsa da, biz Musa gibi seccademizi serecek, karargahımız seccade olacak, veştut ala kulubihim, onların kalplerine korku var ya Rabbi diyeceğiz. Sizinle göz göze gelemezler, yan yana duramazlar. Bu lanetli kavim korkak bir kavimdir. Ama ne yazık ki bir avuç İsrail, 1,5 milyarı geçmiş, 2 milyara dayanan İslam'a, Müslümanlara kafa tutuyor. Neden mi? Ümmet parçalanmış onun için. Neden mi? Aramızda tevhid kalmamış onun için. Düşünüyor musunuz? Sadece ortak noktamız Kudüs. Onun haricinde hiçbir yerde birleşemiyoruz. Paramparça olmuşuz. Dağılmışız. Bitkiniz, yorgunuz. Ama buna rağmen kardeşlerimiz için ayakta durmak zorundayız. Onun için Mescid-i Aksa bizim şerefimizdir. Kıblemizdir. Gönlümüzün kıblesidir. Harim-i ismetimizdir. Mescid-i Aksa için gerekirse canımız ve kanımızın sonuna kadar nöbete devam edeceğimizi and içmişiz. Çünkü Mescid-i Aksa peygamberlerin bize emanetidir. Çünkü Mescid-i Aksa etrafı mübarek kılınmış o vaatli topraklar İslam'ındır, Müslümanların başkentidir. Allah'ın izniyle de öyle kalmaya devam edecektir inşallah. Şimdi sofralarınız süfe olsun inşallah. Evlerinizde yeniden bir Kudüs heyecanı, yüreklerinizde yeniden bir Kudüs heyecanı. Kudüs'ü anlatırken, Kudüs'ü yaşarken, Kudüs'ü soluklarken, Doğu Türkistan'ı unutmayan, Arakan'ı duasından çıkartmayan, bütün parçalanmış dağılmış ümmetleri gönül coğrafyasına koyarak bizi yeniden Kudüs'ün eteklerinde cihatla, imanla, şuurla bütünleştir, birleştir. Bugün duamız olsun inşallah. İslamiyet bir gemi, akıl onun yelkeni, kullan gemini, haydi göreyim Müslüman seni. Kiliselerin çanları çalmadan, ezanlar susmadan, hala mı uyuyacaksın kardeşim Müslüman? Ayağa kalk, dikil ve diril, bileğinin gücünü kullan. Allah senin zikrinle, Davud'un sapanla taşına güç ve kuvvet verdiği gibi, yeniden Gazze'li çocukların taşına, sapanla kuvvet verecektir inşallah. Zafer İslam'ındır. Zafer Müslümanlarındır. Külli atin garip. Her gelecek yakındır. Gelecek İslam'ındır. Gün Mehdi'nin günüdür. Mescid-i Aksa'da Allahu Ekber deme zamanı yaklaşmıştır. Allah'ın izniyle bu beldeden de Allah Resulü'nün ifadesiyle Mehdi'nin ordusuna askerler çıkacaktır. Hepiniz Mehdi Aleyhisselam'ın ordusunun, bu bölgenin askerlerisiniz inşallah. Duanız Kudüs olsun, davanız Kudüs olsun, aşkınız Kudüs olsun, dersiniz Kudüs olsun, acımız Kudüs olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Emanetleri zayi etmeyen Allah Kudüs'ü de zayi etmez diyor. Kudüs'ü de, Aksa'yı da, Gazze'yi de, Ramallah'ı da, Batı Şeria'yı da Rabbimize emanet ediyor. Gerekirse dava için kan verecek, can verecek, hazırız diyoruz. Ve kebbirhu tekbira Allah.